Kıymetli seyircilerimiz, bugün Başkent Üniversitesi Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeyiz. Kim var yanımızda? Tabii ki çok kıymetli hocamız, hocamızın da kızı olan, Enver Ziya Karal hocamızın da kızı olan Profesör Doktor Seçil Karal Akgün hanımefendi. Hocam, evet bugün farklı bir mekandayız. Hakikaten çok önemli bir mekandayız ve bir üniversitemizin içerisinde bir uygulama ve araştırma merkezindeyiz. Dolayısıyla hocamızla aslında burası nasıl oluştu, neden Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal adı verilerek böyle bir araştırma merkezi açıldı ve burada ne tür yapıyla gelen misafirlerimizi karşılıyoruz veya da içerisinde ne buluyoruz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizim merkezimizi tanımak üzere yaptığınız bu ziyarete çok sevindim. Buyurun, hoş geldiniz. Bizim merkezimiz bütün araştırmacılara, tarih severlere, merak edip gelenlere açık bir yer. Burası babamın, yani Ornas Enver Ziya Karal'ı kitaplarından, ona eklenen benim kitaplarımdan, ayrıca babamın ömrü boyunca tuttuğu el notlarından ve bulunduğu resmi görevlerden, tuttuğu defterlerden oluşan bir arşivi kapsayan araştırma birimi. Çok kitabı vardı babamın. 1928 yılında devlet bursuyla Lyon'a gönderildiğinden başlamış kitap alıp saklamaya. Burada 1760 baskılı kitaplar da var. Bayağı ciddi eski kitaplar var. Bu kitaplara benimkiler de eklenince çok ciddi bir birikimimiz oldu. Bunlardan herkes yararlansın. Sayı olarak sürekli artıyor ama şu andaki sayı 17.500 kitap. 17.500 kitapla evet. Araştırmacılara evet. Açık harika açık, bir tabii, merkez. Evet, yani daha da artıyor, ekliyoruz dediğim gibi. Biz tabii istedik ki bu bir aile tekelinde kalıp en sonunda kağıtçılara, eskicilere, sahaflara gitmesin. Sahafa aslında düşmesi iyi de, evet. Yani sahaflardan alanlar da şey oluyor, ilgili insanlar evet. Oluyor yani ama. Yani nadire düşmesi güzel oluyor ama. Evet, bazen evet. Böyle çok döküntü gibi gelen şeyler bizim için çok tarihsel değeri olan şeyler oluyor. Onlar ya SEKA'ya gidiyor. Evet, işte en tehlikelisi o. Ya kağıtçılara gidiyor. Çöpe gitmesi. Yani, evet, hatta evet. SEKA'ya gitmesi başka bir yönü var ama tabii bunlar aynı bu kadar değerli şey değil, tabii bu kadar değerli eserler. Biz üstelik biz ailece karar da verdik. Eşim ve ben, bizim çoluğumuz çocuğumuz da yok. Hani hayatımızın bir birikimi var. Babadan kalma şeylerimiz de var. Benim kardeşim de canı gönülden katıldı. Çocukları da katıldılar. Hani burada insan yetişmesine yardımcı olsun diye böyle bir bağış yapmaya karar verdik. Tabii bunun nerede açılacak, nasıl açılacak, nasıl yaparız, vakıf mı yaparız, şu mu yaparız, bu mu yaparız diye düşünürken Mehmet Haberal Hoca ile konuştuğumuzda o bize kucak açtı, gelin dedi. Sevgili Haberal Hoca'mıza da evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hiçbir şey karışmadan, hiçbir şey sormadan, para yapıla hiç karışmam, ne yaparsanız yapın, sen gel buraya otur başına diyerek tam buraya açtı bize sağ olsun. Şimdi 4 senesi doldu. 5. seneye girdik. 2017'de açıldı burası. 1 Aralık günü. İşte her sene bir kutlamasını yapıyoruz filan. Her sene bir kutlama ve her sene bir kitap. Bir kitap. Evet. Şimdi ona da değil çok mi? Özen gösteriyoruz. Evet. Her sene bir yayın. Bu ilk açıldığımız sene bunu gelen konuklara dağıttık. Evet. Şöyle göstereyim izninizle. Bu benim babamın son çalışması, son makalesi ve çok da kapsamlı bir çalışma. Bir ilki bu. Dil makalesi. Ondan sonra evet. Yine çekerseniz ikinciyi. Benim bir çalışma vardı. Bu da şey de böyle herkesin pek bilmediği bir konu. Misak-ı Marif. Yani Misak-ı Milli herkes bilir. Evet. İktisat Kongresi'nde evet. Oluşan Misak-ı İktisadi de birçok kimse bilir. Ama orada Atatürk'ün direktifiyle hazırlattırılmış olan bu Misak-ı Marif'i daha Cumhuriyet duyurulmadan Öğrenim Birliği'nin esaslarını içeren sağlık. Yayını bilmezler. Onu üçüncüyü ben de gösterelim bu, hemen. Bu bir öğrencinin babam üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi. Evet. Özge Erel Aktaş isimli bir
tarih öğrencisi. Ben bu tezi hazırlarken bana geldi gitti, bu tezi de beğendim, burada bir yayın yapalım istedim. Bu sonuncusu da 3 Mart günü bu sene. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Sayın Hikmet Ulubay çok güzel bir konuşma yaptı burada. Bizim aylık tarih sohbetlerimiz oluyor. Bunu hiç aksatmadan 4 senedir götürüyoruz. Her ay bir pandemi döneminde de yaptık. Zoom'dan yaptık. Evet, Zoom'da yaptık. O zaman yaptık. Onu da evet. Duyuralım. Tabii tabii. Yani hiç aksatmadan her bunu ay. Nereden öğrenebilir izleyenlerimiz? Mesela ben izlemek istiyorum. Ya şimdi biz onda biraz demek ki yaya kaldık. Çünkü biz sadece kendi bildiğimiz listelere yolladık. Ondan sonra işte konuk listelerimize, elimizdeki listelere, sonra Başkent Üniversitesi kendi listesine falan yolladı. Bu sene genel bir duyuru değil de işte bu belli. Bu sene bize dediler ki ya bunu siz şeyle Instagram'la, ondan sonra Twitter'la. Sayfanızda? Ha, web sayfam. Bizim burada elemanımız yok. Ve ben yetişemiyorum hepsine. Hepsini siz yaptığınız için. Evet, yani hani web sayfasını güncellemeyi beceremiyorum. Ama Instagram falan gibi yani olursa, sosyal medya hesaplarınızı da duyurabiliyorsunuz. Ona, onunla bu aydan itibaren mesela 17'sinde bu ayın Uluç Gürkan bir konuşma yapacak. Atatürkçe düşünmek diye. Oo. Ha, güzel bir konu. Ve geçen ayda Eskişehir'den Anadolu Üniversitesi'nden Profesör İhsan Güneş Atatürk döneminde milletvekili seçimleri konuştu. Onu ben size yolladım. Gelmedi mi size? Teşekkür merak ederim. Et. Geldi. Ha. Şöyle ben yani zaten elimize geçen kimselere yolluyoruz. Biz şu anda zaten bundan sonra da özellikle zaten hepsini diyeceğiz ama genel anlamdayı öğrenmek istiyorum. İzleyicilerimize de katkısı olsun diye. Peki önceden yapılan bu söyleşileri izleme şansın var mı? Mesela çok güzel bir tanesi Hikmet Bey'inki kitap olmuş. Ama diğerleri de mesela Zoom'da kayıt tuşuna basınca malum Zoom kaydoluyor. Bunlar yayınlanıyor mu? Ben öncekileri de izlemek istersem nasıl izleyebilirim? Zoom'dakileri herhalde yani Başkent Üniversitesi alıyor bunları kayıtları. Evet. Fakat bu pandemi başlamadan önce biz bunları daha böyle bir özel ortamda bizim yukarıda küçük bir 50 kişilik salonumuz var. Bizim hedef kitlemiz öğrenci. Hani esas istediğimiz öğrencinin harika. Gelmesi. Bunlar harika. Bir dakika onu söyleyeceğim. Onun için çok geniş konular yapmıştık. İşte örneğin Göbekli Tepe'ye tanıttık. Evet. Örneğin Dede Efendi'den Tarkan'a Türk müziğinde çok seslilik diye bir konuşma yapıldı. O bunların bir listesi bir yerde var mı? Şimdi bunların listesi bizde var tabii. Ondan sonra genellikle şeye de alıyoruz, banda da alıyoruz. Ve istediğim, benim düşlediğim bilemiyorum yapabilecek miyim. 5 senede bir falan bunları yayınlamak. Çok ondan güzel. Sonra işte bu pandemi falan gelince biraz daha öğrencinin ayağı kesildi. Kampüse de gelmez doğru, oldu yıldır. Dersler. O zaman biraz da 100. yıllara girdik. Hani 1919'un 2019'dan başlayarak çeşitli şeylerin 100. yılı genellikle onlara odaklanan konular seçerek konuların uzmanları tarafından işte konuşmalar yaptırdık. İşte 3 Mart yasaları örneğin o 3 tane konuşma ister yani yönetim, yasama, yargı. İşte Yekta Güngör Özden konuştu, Metin Feyzoğlu konuştu. Ondan sonra Hikmet Bey konuştu. Harika. Yani böyle temalarla sanırım gidiyoruz. Sanırım bunlar yarın öbür gün belki üniversite, belki bu merkez tarafından videoları, kayıtları var. Başkent Televizyonu alıyor bunları. Başkent Televizyonu belki de Başkent alıyor, Televizyonu'nda evet, zaman zaman yayınlanıyordur ya da yayınlanacak. Harika. Şimdi ben tekrar babanızın tekrar bu sürecine gelmek istiyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Sizleri kıvılcım olarak gönderiyorum. Ateş olarak döneceksiniz diyor ve Enver Ziya Karal da ateş olarak dönenlerden. Bir tane kitap var. Kansu Şarman'ın Türk Prompteler diye. Prompte mitolojide ateş dağından işte ateşi çalan ama bu ateş bilim, irfan, bilgi aydınlatıyor herkesi evet. Diyerek güzel bir isim de koymuş araştırmacı. Bu araştırma merkezi de aslında bu anlamda bakacak olursak bu ateşi yayma adına Aynen öyle. Belki yani siz öğrencileriniz, çevreniz yararlanıyordu ama daha geniş çevrede yararlanması açısından
Herkese harika. Açık. Bir formalitemiz yok. Harika. Sadece evet. istediğimiz bir kayıt defterimiz var. Bizim bilgi sahibi olabilmemiz için, yani belki ileride buranın tarihçesini yazmaya kalkarsak kimler gelmiş, kimler ne araştırmış veya hangi konular ağırlıklı oluyor. Onun için oraya bir yazıyorlar isimlerini, araştırdıkları konuları. Ondan sonra bu bizim hatıra defterimiz. Buna sizler değil mi de Ali Bey? Mesela evet, bir izleyicimiz de ben buraya gelebilir miyim diyor. Bakın, şu bizim şeyimiz. Ne yapmam gerek diyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. İşte şöyle bir defterimiz var. Bunu doldurması yeterli. Buraya işte kapı, çünkü kimdir? Üniversitelere girişler bayağı sıkıntılı. Evet. Burada ben bu merkeze geleceğim dedi mi girebiliyor. Dolayısıyla bu da harika bir şey. Çok da memnuniyetle kabul ediyoruz. Çünkü bizim burada sadece kitabımız yok. Dediğim gibi arşiv belgelerimiz var. Biraz da müzelik eşyalarımız var. Şu küçücük vitrinlerde. Sanki müze kütüphane gibi olmuş. Evet. Fotoğraflar var. Yani bir iki çok anlamlı fotoğraf var. Ben size özellikle anlatmak isterim onları. Şu alttaki mesela birinci büyük millet meclisinin müze olan millet meclisinin tapusu. Tapu senedi yani. Şurada çünkü izleyenler bakacaklar. Bir resim görüyorum. Bir fotoğraf. Tarihi bir fotoğraf. O nedir? Kalabalık bir fotoğraf. Alttaki. Evet. Alttaki babamın okul fotoğrafı. Yani okuldayken, lisedeyken fotoğrafı. Lise. Babam Edirne Lisesi. Göçmen. Şeyle geliyor. Evet. Balkan göçünde geliyor. 6 yaşında Kosova'dan geliyor. Ailecek evden çıkıyorlar yürüyerek. Ya ben bunu tekrarlamaktan çok hoşlanıyorum. Her yerde de yazıyorum. Nedeni hani babam acısınlar, üzülsünler falan diye değil. İnsanlar neler olabileceğini bilsin. Yeni yetişenler özellikle görsünler. Sonra devletin... Bu yokluk içinde evet, ve okumuş. Devletin, hükümetin bir zamanlar ne kadar yansız evet. olduğunu algılayabilsinler diye. Babam yürüyerek geliyor. Gelirken bütün aile ölüyor yolda. Hastalık, öldürülüyor, kesiyorlar. Dayıyı gözünün önünde kesiyorlar palalarla falan. Babam en son iki tane abisi kayboluyor. Babam 6 yaşında, kendinden 2 yaş küçük, 4 yaşındaki kız kardeşiyle el ele yürüyerek geliyor. Ve orada burada sabahlıyorlar. Çok pardon, cümlenizi tam buradan devam edin. Şimdi mesela bizim uluslararası platformda bir türlü kendimizi ifade edemediğimiz konulardan bu Ermenilere soykırım konusunda bakın. Şimdi biz ne Bulgaristan'a ne Yunanistan'a bize soykırım yaptınız diye hiçbir şey söylemiyoruz. Çünkü o koşullarda gönderiyor. Gönderirken yolda şu olur. Tabii ki kötü niyetli de bir ton insan var. Bakın bizim toplumumuz bunu en çok çekenlerden biri. Tabii. İşte canlı örneği. Tabii. Yolda herkes öldü diyor. Hakikaten bizim de bazı yurttaşlarımızı gönderdiğimiz zaman yollarda neler yaşanmış ve bu Türkiye devletine soykırım olarak yükleniyor. İşte bakın palalarla kesilmiş, bir tek kalmış ve o bir tek kalan kişi, evet lütfen devam edin. Yani işte ben bunu gerçekten bilinsin istiyorum. Hakikaten Balkan Savaşları'nın 100. yıl dönümünde evet. de çok yerde konuştum. Makaleler yazdım, evet. çok yazdım, birçok makale yazdım. O savaş koşulları. Bunları anlatan, hatta evden çıkarken, evden artık gidiyorlar, evlerini terk ediyor, her şeylerini bırakmışlar, gidiyorlar. Satamıyor tabii, hiçbir şey varsa. Babam o gün nereye, kime? Yakın zamanda sünnet olmuşmuş. Kırmızı kadife sünnet entarisi varmış. Hemen onu almış. Babaannem onu yere atmış. Babamın koltuğuna da bir somun ekmek koymuş. Yürümeye başlamışlar. Bu kadar gerçekçi bir çıkış yani. Ondan sonra bu kız kardeşiyle yürürken işte orada burada göçüyorlar, uyuyorlar falan yürüyor. Edirne'ye kadar yürüyorlar. Ondan sonra işte kaldıkları bir yerde kadın sabahleyin samanlık sahibi neyse, oranın çiftliğin sahibi neyse. Babama iki dilim ekmek vermiş. Bunu da kardeşine ver demiş. Babam demiş ki kardeşim uyanmadı bu sabah demiş. Kadın gelmiş bakmış. Aa bu ölmüş. Hadi çocuğum sen git demiş. Babamı kakalayıvermiş böyle yürüyen binlerce, on binlerce insanın arasına. Babam böyle gelmiş Edirne'de. Bu kimsesiz olanları böyle devlet almış. Çocukları, yetimleri, öksüzleri Alaçatı'ya yetimhaneye götürmüş. O yetimhanede bir süre sonra babamın bir abisi de
yine göçmenlerden devlet demir yollarına yerleştirmiş devlet onu işçi olarak. İşte yetimhaneyi ararken falan babamı bulmuş. Fakat adam tek başına yani alamamış babamı. Babam o yetimhanede kalmış. Orada yetişmiş. Ama amcamla da irtibatlı olmuş. Her neyse İzmir işgal edildiğinde bu Alaçatı'daki yetimleri almışlar oradan Bursa'ya götürmüşler. Kısa bir zaman sonra Bursa işgal edilmiş. Oradan almışlar İstanbul'a götürmüşler Ortaköy'e. Darül Eytam'a. İstanbul işgal edilmiş, oradan almışlar, Edirne'ye götürmüşler. Ve babam Edirne'de liseyi bitirmiş, 26 yaşında. 20 yaşında. 21 yaşında, neyse işte. O kadar sonu orada yani lise öğreniminin. İyi bir öğrenciymiş, ilgili öğrenciymiş. Hocalarının dikkatini çekmiş. Devlet, ve derken burs. Ha, devlet parasız yatılı yurt dışına öğrenci yollayacağı cumhuriyet kurulmuş. Ve bu ara tabii izlenimleri çok enteresan, onları hep anlatırdı. Örneğin babam Atatürkçüydü yani hiç katıksız yani Atatürk'ü ilk tanıyan tanıtanlardan biri diyorum filan. Örneğin halifeliğin kaldırılışını anlatırdı. Hepimiz derdi o okulun bahçesinde toplandık, ağladık. Halifemiz Efendimiz sürgüne yollanıyormuş diye. Hani ne olduğunu bilmiyorlar. Hani herkese de anlatma olayı. Yani böyle ortamlardan geçiyor Türkiye buraya gelene kadar. Her halükarda işte babam Lyon'a tarih öğrenimi görmek üzere Lyon'da döndü. Önce dil eğitimi alıyor. Lyon'da dil eğitimi alıyor. Yani evet bir sene Fransızca öğreniyor. Ben şimdi şaşırıyorum. Defterlerini şimdi listesini, fihrisini falan çıkarıyorum. Osmanlıca birçok yerlerini okuyorum. Hayret ediyorum. Yani bir seneden o kadar çok Fransızca öğrenmiş ki öyle o kadar notlar tutabilmiş. Fransız çocuklarla birlikte onlar öğretiyor. Evet. Ben hemen bu yayına da kayda da girsin diye söylüyorum. O anılar inanılmaz değerli ve siz onları çok güzel topluma kazandıracaksınız diye düşünüyorum. İstiyorum insanlar yazsın. Hepsine benim ömrüm de yetmez. Gün gün çünkü defterlerini tutmuş. Çok yani büyükleri var. Şurada şu kansı göstermiştim. Evet. O da yazdı. Benim çok ilgimi çeken bir şey. Ne düşürdüm ben? O sizin temiz söylediğiniz sizi birer kıvılcım olarak yolluyoruz. Evet. Onu ben söyledim. Burada da yazıyor. Burada var. Burada yazıyor. Evet. Sizi bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Evet. Volkan olup dönünüz diyor. Bir de burada sizin yine arşivinizden Maarif Vekili'nin yani Milli Eğitim Bakanı'nın bir mektubu da var. Mustafa Necati. Şahıs adına yolluyor. Yani öğrencilere yolluyor. Evet. Giden öğrencilere. Babam da ona teşekkür yazıyor. Fakat bunu notlarına da ekliyor. Teşekkür mektubunun kopyasını da yazmış notlarına. Ne kadar ilginç bir şey. Yeni harflerle yazıyor. Yani daha harf devrimi olmamış vay o zaman. Vay canına. Ama demek ki Fransızca derslerinde yeni harfleri öğrenmişler. Demek ki otomatikman daha kolay geliyor ona. Tabii. Yani Türkçeyi öyle ifade bakın, edebilmek. Bakın açılış ve kapanış cümlesini okuyacağım. 28 Eylül 1928 tarihli bu mektubun. Aziz genç, önünde yeni ve feyizli bir ufuk açılmıştır. Birinci cümle. Son cümleyi okuyorum. Diğerlerini gerek bu kitaptan gerekse sizin çıkaracağınız babanızın anıları kitabından izleyenlerimiz okuyacak zaten. Yolun açık olsun. Muvaffakiyetler dilerim. Mustafa Necati. Bu arada böyle adımın da böyle Mustafa Necati'den gelmiş olması ya da onunla aynı olması da ayrı bir gurur meselesi. Biz memleketin bu tip kültür merkezlerinin artmasını sizinle bir merkezden bir merkeze koşmayı diliyorum sevgili Ali Bey. Ve size çok teşekkür ediyorum. Burada dikkatinizi çekmek istediğim iki tane, üç tane fotoğraf var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu 1960 Anayasası'nın ilk imzası. Yani referandumda kabul edildikten sonra ilk imzası. Yanında oturan Muammer Aksoy hocadır. Bu tarafta Kazım Orbay. İmzalatan da Mümtaz Soysal Hoca. En genç üyesi o zaman şeyin kurucu meclisin. Sonraki Emin Paksüt'tür. Bu yürürlüğe konmadan ilk babam Anayasa Komisyonu Başkanı'ydı. Dolayısıyla işte onun yönetiminde hazırlanan bir anayasa olduğu için ilk imzayı ona attırmışlar. Bu da kurucu meclis karnesi. Şunu özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü bu benim çok kıvanç duyduğum bir fotoğraftır. Bu Papa'yla 1954 yılında bir tarih heyetinin Roma'ya
tarih kongresine gittiği zaman Vatikan'da Papa da bu uluslararası tarih heyetini kabul ediyor. O toplantıdan bir görüntü. Alfabetik sırayla bütün tarihçiler Papa'nın önüne gidiyorlar. Papa'nın önünde bir küçük basamak var. Oraya diz çöküyorlar. Papa'nın elini öpüyorlar, çekiyorlar. Babam tabii T harfi olduğu için en arkada. Herkes gidiyor. Katolik olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Musevi, herkes gidiyor. Herkes öpüyor filan. Babam kendisi bunu anlattığında o kadar heyecanla ne yapacağım diye düşünüyorum, ne yapacağım diye düşünüyorum. Ondan sonra ben bu adamın elini nasıl öperim? Ben laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim adamıyım. Atatürk'ün yetiştirdiği bir gencim. Ben nasıl elini öperim? Ve şöyle anlatırdı, yürümeye başladım. Sırtımdan boydan boya ter akıyor. Hissediyorum, ter içinde kaldım buraya gelene kadar. Elini sıktım. Şimdi bu ifade, yani Papa'nın ve arkasındaki iki tane kardinalin yüzünde o kadar büyük hayret ifadeleri gözüküyor ki şaşmışlar. Böyle bir şeyin örneği yok yani. Hatta babamdan sonra gelen Türk profesör burada hazırlıklı değilmiş, o öpmüş. Ondan sonra babama kızmış, sen bana söyleseydin elini sıkacağını, birden toparlayamadım filan demiş. Yani babam demiş ki ben o an, hani anında. Şu da işte Papa'nın bütün tarihçilere verdiği madalya. Bu çok hoşuma giden bir fotoğraftır. Bu da alttaki de Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi'nde Hoover Enstitüsü'nde 2 sene araştırma yapmıştı babam. Şunu altını çizmek istiyorum. Babam Amerika'ya giderken 1957 yılında ailecek gittik. Hiç İngilizce bilmiyordu. Fransızca biliyordu. Ama orada 1. yılın sonunda Stanford Üniversitesi'nde İngilizce ders verdi. Öyle bir İngilizce. Dolayısıyla şeyi hiç kabul edemiyorum. Bu yaştan sonra ben dil öğrenemem sözünü. Kaç yaşındaydı bu sıra? 57. Başladığında 57 yaşında. Yani bu yaştan sonra öğrenemem lafını hiç kabul edemiyorum. İşte orada 2 sene araştırma yaptıktan sonra 8. Abdülhamit üzerine olan Osmanlı tarihi 8. cildini hazırladı. 5 cilt 6, 7, 8, 9. ciltlerdir bu Osmanlı tarihi serisi. Başka kitapları da var. Son kitabı olan 2. Meşrutiyet dönemini hazırladı. Kaleme almadan öldü. Hep eski Türkçe tutardı notlarını. İşte onları ben sonradan yayınladım. Arkasına da not düşmüş. Çok ilginç bir tesadüf olarak bu da 2. Meşrutiyet'in duyurulduğu 23 Temmuz günü bitti bu kitap diye de not düşmüş. Ben de onu da yayınladım kitapları. Evet. Ben Kızılca Gün TV'ye merkezimizle ilgilendikleri için, buraya kadar zahmet edip geldikleri için, bu çekimi yaptıkları için ve en çok sevindiğim şey bunu çok geniş kitlelere duyurdukları için çok teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Esenlikle kalmanızı umuyorum hepinizin. Ben Savaş Sönmez, Seçil Akgün Karal'la eşi Tolga'yı 1970-71 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda askerlik dönüşünde bütçe reform grubu denilen yerde, program bütçe çalışmalarının başladığı yerdir orası, bütçe reform grubu. Orada tanıdım. Daha doğrusu orada birlikte 2 yıl geçirdik. Sonra ben ayrılıp başka bir kuruluşa sınavla geçtim. Sonraki yıllarda bu birlikteliğimiz o bütçe reform grubundaki arkadaşların da zaman zaman katılımıyla sürdü. Ben 1972-75 arasında 2,5 yıl kadar Amerika'da bulunduğum sırada Seçil'in kardeşi, küçük kız kardeşi Bilun'la da orada beraber oldum. Döndükten sonra da uzun aralıklarla, bazen kısa aralıklarla zaman zaman beraber olduk. Benim 1998-2003 yılları arasında bir İnönü Vakfı'nda genel sekreterliğim oldu. O sırada da Seçil'le tekrar buluşmaya, görüşmeye, onların danışmanı gibiydi, başladık. Ve bu babasının bu görmüş olduğunuz ESKBUTAM dediğimiz bu araştırma merkezi için elinde çok belgeler olduğunu, kitaplar olduğunu, babasının arşivinin olduğunu hep söyler ve bunu bir yerlere aktarmak istediğini söylerdi. Ve yanılmıyorsam bir takım üniversitelerle
bir takım girişimleri oldu. Fakat onlar iyi sonuçlanmadı. Yani bu hale bir araştırma merkezine dönüşmedi. Ama iyi ki Başkent Üniversitesi bu işe ön ayak oldu, bu işe gönül verdi ve burayı yaptı. Çok değerli bir araştırma merkezi kazanılmış oldu. Merhabalar, Enver Ziya Karal. Tarih Araştırma Merkezi 2017 yılında kuruldu. Daha çok lisans, üstü ve yüksek lisans ve doktora derecesinde araştırma yapan araştırıcılara açık. Araştırmacılar da gelip burada eserleri inceleyebiliyorlar. Merkezimiz ayrıca Enver Ziya Karal Merkezi her yıl bir temalı olarak bir tema belirleyip Başkent Üniversitesi'nin hem üniversite fakülteler arasında hem de Başkent Üniversitesi'nin Ayşe Abla kolejleri içerisinde makale yarışmaları düzenlemekte ve kitap yayını yapmakta. Bu açıdan Başkent Üniversitesi'nde önemli hizmetler yapmakta. Ayrıca aylık olarak tarih söyleşileri düzenlemekte. Daha çok şu anda Zoom üzerinden düzenlemekte. Böylece merkez tarihe olan ilgiyi ayakta ve canlı tutmaya gayret içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Bu Başkent Üniversitesi için merkez önemli bir kazanımdır diye düşünüyorum.